أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين Mesnevi Nuriye'nin Zeynül Hübab bölümünden okumaya devam ediyor idik. İyelem eyyühel aciz diye başlayan paragrafta Zeynül Hübab'ın hemen ikinci sayfası olabilir. Birinci sayfası da olabilir. Güzel haşirle ilgili gayet anlaşılması kolay, rahat ve fakat usul bakımından önemli olan bir bölüm okuyacağız inşallah. İ'lem eyyühel aziz, gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar. Efendim ben küsufla küsufu hep karıştırırım. Şimdi bakacağım ona. Küsuf, küsuf. Bu ay tutulması, güneş tutulması küsuf hangisi? Bilen varsa söyleyiversin. Yoksa bakıyorum. Karanlık ama küsuf ay veya güneş tutulmasından birine tekabül etmiyor. Biliyorsunuz küsuf, küsuf. Güneş tutulması, ay tutulması hangisi hangisine tekabül ettiğini şu anda maalesef bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Yani bir şey ile benim baktığım bir nesne ile o nesne arasına giren bir başka nesneden dolayı diğer nesnenin ışığını görememem. Dünya ile güneşin arasına ay girerse buna güneş tutulması diyoruz. Güneş ile herhalde güneş ile ayın arasına mı? Neyse küsuf güneş tutulması diyor. Ayın dünya ile güneş arasına gelerek dünya üzerine gölge yapması. Ayın dünya ile güneş arasına girerek dünya üzerinde gölge yapması. Evet. Buna küsuf deniyor. Kusuf da ay tutulması mı oluyor? Güneş ile ayın arasına dünya girmesi oluyor. Her neyse insanlar bundan neyi kastediyor acaba diye düşündüm ben. Gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar. Bir nesneye bakıyorlar diye düşündüm. O nesne ile görmek istedikleri nesne ile gözleri arasına başka bir nesne giriyor, obje giriyor ve öbür diğer görmek istedikleri nesneyi göremiyorlar. İşte bu insanlar diyor gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar gözleri önünde vukua gelen gayrimahdut hususi haşir ve neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde kör gözleriyle gördükleri halde demekle yani aslında gözü görüyor da fakat araya bir başka nesne girdiği için esas görmek istedikleri nesneyi göremiyorlar. Bu da şunu gösteriyor araya bir başka nesne girdi. Ben bu soru kendime esas küsuf küsuf meselesini anlamak için de düşünme ihtiyacını bunun için hissetmiştim. Çünkü benim ile görmek istediğim nesne arasında ne giriyor ki ben
göremiyorum. Benim ile görmek istediğim nesne arasında ne giriyor ki ben o nesneyi göremiyorum. Ben bunu insanların hakikati aramak kastında olmayıp, kastını taşımayıp, hakikati görme, hakikati arama kastını taşımayıp, kendilerini belli, kendilerine göre arzu ettikleri bir sonuca ulaşacak şekilde kendilerini şartlandırmalarından dolayı hakikati, görünmesi gerekeni görmedikleri diye anlıyorum. Göremedikleri diye anlıyorum. Sebebi araya başka bir engel girdiğinden değil. Niyetleri, kasıtları hakikati görüp teslim olmak olmadığından dolayı, hakikati görmek istemediklerinden, hakikate teslim olmak istemediklerinden dolayı kasıt var, hakikati tasdik etmek istemiyorlar. Bunun için hakikati gözlerinin önünde gördükleri halde bu ön yargıları, bu bağnazlıkları onların hakikati görmelerine engel oluyor. Onun için gözleri küsür tutmuş bazı adamlar. Gözleri önünde vukuğa gelen gayrimahdut hususi haşir ve neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde, art niyetli oldukları halde gözleriyle de görüyorlar. Ama art niyetli oldukları için bağnaz bir kanaat ile kendilerini ben haşri öldükten sonra dirilmeyi veya diğer Allah'ın varlığını, yaratıcının mutlaka olması lazım geldiğini görmek istemiyorum dedikleri için, böyle bir tercih yaptıkları için, görmek istememe tercihi yaptıkları için, gözlerinin önünde olan bu cüz'i, hususi haşir ve neşirleri gördükleri halde gözlerinin önünde vuku buluyor. Haşir ve neşrin, yani toplanıp tekrar neşredilmenin, yayılmanın örneklerini gözleriyle gördükleri halde bu hususi haşirleri anlatacak nasıl gözleriyle gördüklerini, kıyamet-i kübrayı ve haşr-ı umumiyi nasıl istirap ediyorlar. Büyük kıyameti ki insanın öldükten sonra, kainatın bu yaratılış biçimi sona erdikten sonra insanların tümünün tekrar yaratılmasını, bir başka alemde tekrar yaratılmasını akıldan uzak görüyorlar, garip görüyorlar, olmaz böyle şey canım diyorlar. Şimdi bunun örneğini anlatacak. Nasıl hususi haşir örneklerini biz görüyoruz, nasıl da büyük kıyametin örneklerini, büyük kıyametin vukuğa gelecek olduğunu inkar ettiklerini, bu insanların nasıl inkar ettiklerini anlatacak. Etmemeleri gerektiğini anlatacak ama maalesef bağnazlıklarından, ön yargılarından, dini reddetmek, dinin peygamberlerin getirdiği haberi reddetmek üzere kendilerini şartlandırmış olmalarından dolayı görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Çünkü ön yargılarından, şartlanmışlıklarından dolayı görmek istemedikleri için reddediyorlar diyor müellif. Örneklerini anlatacak. Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin, her sene yeniden vücut kazandırılan meyvelerin haşir ve neşirlerini gördükten sonra nasıl haşredildiklerini, nasıl neşredildiklerini, yani haşir toplandıklarını, neşir toplanıp bir araya geldikten sonra tamamen gözlerimizin önüne serilerek neşredildiklerini, yayınlandıklarını gördükten sonra, bunu gözlerimiz önünde görüyoruz. Mesela ağaç öldü veya meyvesini kopardı, çekirdeği kurudu, öldü, her şey bitti. Artık o ağaçtan hiçbir eser kalmadı ama aynı çekirdekten
aynı ağaçtan bakıyoruz, ya yeni ağaçlar yaratılıyor, icat ediliyor, ya da kışın ölmüş olan ağaçtan, hiçbir hayat emaresi görünmeyen ağaçlar, yazın bakıyoruz veya baharda bakıyoruz, yeni çiçekler açılıyor, yeni meyveler yaratılıyor, icat ediliyor. Yani o ölmüş diye bildiğimiz maddeden tekrar yeniden taptaze, yepyeni meyveler, çiçekler yaratılıyor. Bunu gözümüzün önünde görüyoruz. Hatta ağaç tamamen kessek, öldürsek, çürüsek, çürütsek bile, yaksak bile, onun çekirdeğinde o ağacın bütün özellikleri muhafaza ediliyor, öyle bir yaratılış gerçekleşiyor ve o çekirdekten o ağacın aynısı tekrar toparlanıyor, haşrediliyor ve neşrediliyor. Yani bir ağaç olarak gözümüzün önünde tekrar serilerek yaratılıyor. Bunu gördükten sonra böyle haşrin ve neşrin örneklerini, hususi örneklerini, küçük çaptaki örneklerini gördükten sonra haşr-ı umumiyi istibad eden sıkılmaz mı? Yani bu insanlığa yakışır mı? Umumi haşr-ı imsal etmek. İnsanlar da öldükten sonra bu işleri yaratan, böyle bir dünyayı yaratan irade, kudret, böyle bir dünyayı yaratan hikmet, acaba insan öldükten sonra tekrar yaratacağım dese, bunun örneklerinin de her sene milyonlarca değişik cins, canlı varlıklarda, yaratıklarda sergilese, gösterse, ben bunu bak yapıyorum dese, ondan sonra da insan bunları gördükten sonra, bu örnekleri gördükten sonra, hayır biz öldükten sonra tekrar yaratılamayız dese, hakikaten bu insan sıkılmaz mı? Yani hiç insanlığa bu yakışır mı? Mümkün mü böyle bir inkar tavrı takılmak? İnsana yakışır mı bu? Güzel bir örnek, Kur'ani bir örnek, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde haşır anlatılıyor. Veya Kur'an'daki anlatıldığı şekliyle müellif bize haşrı neşri anlatıyor. Hepimiz biliyoruz, bu müellifin özel bir haşir için ayırdığı kitabı var, Haşir Risalesi diye. O risalenin ana teması tahmin ediyorum Rum suresinin bir ayeti olacak. Rum suresinden فَنْظُرْ اِلَى اَثَارُ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى ayeti kerimesinde çok açık bir şekilde, çok bakın Allah'ın rahmet eserlerine, görün bakın, örneklerini görün, nasıl yeryüzü öldükten sonra tekrar ihya ediyor, tekrar onlara hayat veriyor, can veriyor ve tekrar onları taptaze haşrediyor, neşrediyor, topluyor, yayınlıyor. Bakın siz geçen sene öldü, bitti, çürüdü dediğiniz meyvelerin benzerleri, aynısı olmasa bile tamam, çok benzerleri, onları tamamen bize hatırlatacak olan şekilleri tekrar haşredildi, toparlandı, gözlerinizin önünde neşrediliyor şimdi. Bakın aynen yaratılıyor, icat ediliyor. Bunları yapan birisi اِنَّ ذَٰلِكَ لَمْيُحْيُ الْمَوْتَى ayeti kerimede insanın aklına o kadar uygun bir şekilde izah getirilerek insanın aklının önüne seriliyor ki işte aynen insanların öldükten sonra dirilmeleri de böyle olacak. İnsanların ölümünden sonra dirilmelerini de böyle bir baharı yaratan, arzı yeryüzünü, yeryüzündeki canlıları öldükten sonra tekrar yaratan, aynen onları nasıl tekrar yaratıyorsa onu yaptığı gibi insanlar da öldükten sonra aynen onları da tekrar böyle yaratacak. Ayet-i kerimede اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Görmüyor musunuz? İnsanın ölümünden sonra dirilmesi de aynen böyle olacak. Bunları yapan onu yapacak. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Görmüyor musunuz o milyonlarca değişik mahlukatı tekrar tekrar ölümünden sonra
dirilterek tekrar yaratıyor. Görmüyor musunuz? Bunu yapan her şeye kudreti yeten olduğunu anlamıyor musunuz? İşte bu her şeye kudreti yeten siz öldükten sonra sizi tekrar diriltecek. Bunları yapıyor, görüyorsunuz, yapabilir olduğunu da gözlerinizin önünde görüyorsunuz. Peki bunları gördüğümüz halde bazı insanların niçin bu görünen, gözümüzün önünde sergilenen hakikati inkar ettiklerine gelince müellif diyor ki onların gözleri küsur tutmuş. Yani gözleriyle şu gördükleri örnekler arasında art niyetleri, bağnazlıkları, şartlanmışlıkları, dini kabul etmemek için almış oldukları ön yargıları böyle bir hakikati görmeye engel oluyor. Onun için bunu görmek istemiyorlar, görmek istemedikleri için de göremiyorlar. Evet, güzel bir örnek hem Kur'an'ın, Kur'an'da bu şekilde haşrı anlatan çok ayet var. Onu hep kainatta gözlerimizin önünde serilen yaratılış örneklerini bize misal olarak vermek suretiyle işte bunları yapan haşrı de yapacak haberini veriyor. Ya, niye yapamasın ki? Yapıyor, yapıyor görüyoruz. Niye yapmasın ki? Çünkü bize haşrı istiyor, arzu ettiriyor. Nasıl bahar geldiğinde sevindirtiyor bizleri. Bizler seviniyoruz. Bu özelliği bize o verdi, bizi yaratan verdi. İşte öldükten sonra dirilmeyi, ebedi hayat yaşama özlemini de bize o verdi. Madem verdi, madem sevindirtiyor bizi, haşrı yaratmak suretiyle de verdiği sözü tutacak ve sevindirecek. Neden yapmasın ki? Yapmaması için hiçbir engel yok ki. Hiçbir mani yok ki. Ona çok pahalıya mal oluyor değil ki. Zaten her şeyi yoktan yaratıyor olduğunu, kudretinin mutlak, sonsuz olduğunu biz bu alemde gözümüzün önünde görüyoruz. Neden gözümüzün önünde gördüğümüz örnekleri inkar edelim ki? Neden kendimizi şartlandırıp, din doğru söylemiyor deyip, dine ben tabi olmayacağım deyip, bağnazcasına din düşmanı olalım ki? Hakikatlara gözümüzü kör edelim ki? Müellif de onun için sıkılmıyor musun böyle bir karar almaktan? Böyle bir inkar eden düşünceye, kanaate sahip olup ve onu savunmaktan bir insan olarak sıkılmıyor musun diyor. Okumaya devam ediyorum. Örnek güzel, açık, net, anlıyoruz. Usul olarak çok önemli. Birisi tutup da bize öldükten sonra dirileceğiz dediği zaman hemen arkasından canım ne bileyim diyene işte böyle örnekler vereceğiz. Kur'an'ın verdiği örnekleri vereceğiz. Kur'an'ın rehberliğinde iman hakikatlerini anlatacağız, anlayacağız. Kur'an'ın usulüyle düşüneceğiz. Kur'an'ın rehberliğinde düşüneceğiz. Özellikle imanın hakikatlerini Kur'an nasıl takdim ediyorsa o şekilde imanın hakikatlerini hem kendi nefsimize hem de soru soran, araştıran veya genç olduğu için, çocukluktan yeni çıktığı için düşünmek rehberliği arayan gençlere Kur'an'ın usulüyle muhatap olacağız. Bir mesele Kur'an'da nasıl, hangi usulle ele alınıyorsa o usulle biz o konuyu ele alacağız ve o şekilde kendimize ve başkalarına anlatacağız. Buradaki örnek bunun tipik bir örneği idi okuduğumuz parça. Eğer onlar şuhudi bir yakin ile haşr-ı umumiyi görmek isterlerse, eğer onlar şuhudi bir yakin ile, dikkat edin, iki noktayı birden dikkat edeceğiz sonunda. Bir, şuhudi bir şekilde haşr-ı umumiyi görmek istiyoruz. Kardeş, insanlar ölüyor. Öldükten sonra dirildiklerini ben görmüyorum, ne bileyim o zaman inanmıyorum diyene gel ben sana gözünle görürcesine anlatacağım bunu. Şuhudi olacak. Yakin olacak. Yani
rivayetle olmayacak. Öyle diyorlar. Bizim dinimizde öyle. Bize böyle ecdadımız, geçmiş ulema, hocalar, hacılar her neyse böyle anlatıyorlar. Biz anlamasak da onların dediklerine inanmamız, itimat etmemiz lazım gibi bir söylem doğru değildir. Şuhudi konuşacaksın kardeşim. Gözümün önünde örneklerini göstereceksin ve yakinim olacak. Yani bizzat kendim müşahede edeceğim. Hadis kitabını açıp da peygamber böyle dedi dediğim zaman, madem peygamber böyle dedi, biz de böyle inanıyoruz dediğimizde, bana bunun şu hudi örneğini göstermen lazım kardeşim diyeceğim. Benim yakinim olması lazım diyeceğim. Rivayetle iman olmaz. Bunu çok iyi anlayalım aramızda ciddi. Hepiniz ciddisiniz de çok ciddi zatlar var. Buna çok iyi anlatayım. Dikkat ederek konuşuyoruz ve konuşmalıyız. Rivayet ile iman olmaz. Dikkat edin bakın. İman olmaz diyorum. Rivayetle bir işin nasıl yapılacağını konuşmak olabilir. Peygamber şöyle yapmış, şöyle eğilmiş, şöyle rükûa gitmiş, şöyle secdeye gitmiş. Bunu ben şuhudi olarak yapamam. Bunu iyi anlamam lazım. Bu rivayetle olur. Fakat peygamberin namaz kıldığı şekilde namaz kılmak rivayete dayanmalıdır. Ama bu iman değildir. İman namaz kılmanın gerekliliğini tasdik etmektir. Onun için namaz kılmanın gerekliliğini tasdik etmek rivayete dayandırılamaz. Bunu anlamak lazım. Dini bazılarına anlatan, başka insanlara anlatan, anlatmak isteyen iyi niyetli zevatın, dine hizmet etmek isteyen insanların, bunlara hocalar deniyor, şeyhler deniyor, bu ayrıma aşırı derecede dikkat etmeleri lazım. Kardeşim, mesail-i imaniye rivayet ile anlatılmaz. Ama mesail-i fıkhiye, içtihadiye, yani tatbikata dair olanlar da rivayetsiz anlatılmaz. Böyle bir şey, böyle bir durum var. Rivayete, sahih rivayete dayanmayan bir rivayet ile, anlatım ile bana peygamberin namaz kıldığını vallahi bilmiyorum ama öyle diyorlar diye anlatmayacaksın. Kesin delil vereceksin ve bu delil rivayet olacak. Bu rivayetten benim emin olmam lazım. Sahih olması lazım bu rivayetin. Sahih olduğuna dair delillerin olması lazım. Namazın nasıl kılındığı, orucun nasıl tutulduğuna dair rivayetler olması lazım ve bu rivayetlerin sahih olması lazım. Ama bunlar muamelata, mesail-i fıkhiyeye dairdir, içtihadi meselelerdir, içtihadi meselelerde rivayetin sahih olması lazım. Bunda da bizim çok ciddi olmamız gerekiyor. Sahih rivayet olmadan babamın, anamın dediği veya köyden gördüğümüz, köyde, şehirde, her neyse gördüğümüz örneklere göre tutturup gitmeyeceğiz. Sahih kaynaklara bakacağız. Ama mesail-i imaniyeye gelince, mesela ahirete iman, şimdi konumuz bu paragrafta, ahirete imana gelince bana rivayet etme kardeşim. Şuhudi yakin ile bu meseleyi bana anlatman lazım. Yani peygamber dedi ki ahiret var. Bu sahih bir hadistir. Kardeşim diye bana ahirete imanı anlatamazsın. İmani meselelerde şuhudi yakin gerekiyor. Yani bana delillerini, ahirete iman, öldükten sonra haşir olacak, biz tekrar diriltileceğiz. Bunu bana Kur'an'ın usulünü takip etmek suretiyle, çünkü Kur'an'da imani meseleler rivayet anlatılmıyor. Delilleriyle anlatılıyor. Ona çok dikkat edip hassas bir şekilde Kur'an'ı inceleyip hangi usul ve mesail-i imaniye, imani meseleler anlatılıyorsa o usulle karşıma gelip bana bunu şuhudi olarak anlatman lazım. Şuhudi demek gözümle gören örneklerdir. Gözümle göreceğim örneklerle anlatacaksın. Benim de yakinim gelecek. Yakinimin gelmesi ne demek? Evet, kesin öyle ya. Gördüm işte diyeceğim. Onun için
bir türlü kardeşim hadis mi okuyacağız, Kur'an meali mi okuyacağız gibi konularda tartışırken temel ayrımı yapmıyoruz. Kardeşim hangi konuda konuşuyorsun? İmani bir meselede mi konuşuyorsun? Mesela peygamberlik diye bir müessese var. Daha dün akşam uzun uzun konu, yani arkadaşlar sordular, yabancı bir ortamdaydı. Yani biz peygamberin nereden bileceğiz? Peygamberliğe ne ihtiyaç var? Peygamber diye bir şeyin var olduğunu nereden bileceğiz? Peygamberlik diye bir müessese neden olsun ki? Sorusu mesela. Bana bunu peygamber işte Muhammed'in Resulullah diye ayet var diye rivayeten anlatamazsın. Bana şuhudi delillerini anlatacaksın. Yani benim bu dünyada gördüğüm, duyduğum, tattığım, hissettiğim, dokunduğum örneklerle anlatacaksın. Peygamberlik olması lazım kardeşim diyeceksin. İnsani duygularımı kullanacaksın. İnsani özelliklerimi kullanacaksın. Kainattan örnekler vereceksin. Bakın diyeceksin, şu yaratılış aleminde şöyle şöyle olaylar oluyor. Böyle bir yaratılış biçimi var. Sen de şimdi yakinin gelecek şekilde evet diyeceksin. Bakın böyle anlaman lazım. Peygamberlik olması lazım. Gerçekten şu kainatı yaratan bir elçi ile mesaj göndermesi lazım. Bu mesaj insanın anlayacağı cinsten olması lazım. O mesajı taşıyan da insan cinsinden olması lazım ki insana muhatap olsun, anlatsın. Mesela benim yiyeceğim bir gıda ihtiyacım var. Gıda ihtiyacımı Allah karşılıyor. Ama nasıl karşılıyor? Benim yiyeceğim cinsten, yiyebileceğim vücuduma, bedenime onu ulaştırabileceğim cinsten mahlukat yaratmak suretiyle, nimetler, yiyecekler yaratmak suretiyle bana muhatap oluyor. Yoksa Allah Rezzak'tır, kainatı yaratan Rezzak'tır diye rivayetle karın doymaz kardeşim. Gözümle görüyorum, bakıyorum, yiyecekler var önümde, yiyorum ve ondan sonra diyorum, bu yiyecekleri yaratan benim ihtiyacımı karşılamaya en müsait şekilde muhatap oluyor. Bir de benim sorularım var, bu sorularıma cevap vermesi için bu cevap vermesi lazım, bu cevaplarımı da ancak benim anlayacağım şekilde benim gözümün önüne, aklımın gözünün önüne sermesi lazım. Onun için Kur'an'ı insanın anlayacağı bir dilde konuşması lazım. İnsani bir lisan ile konuşması lazım. İnsani bir kalıpta bana ulaştırması lazım. Gözümün önünde delilleriyle, örnekleriyle, kainattan örneklerini anlatacaksın. Haşir de böyle. Mesela ayet-i kerimede Allah sizi öldükten sonra dirilteceğim dedi. Onun için rivayet ile biz inanıyoruz ki Allah böyle dediyse o zaman haşır var. Hayır kardeşim, şuhudillerle anlatacaksın bana. Çünkü mesail-i imaniye şuhudi bir yakin ile insanın gözünün önüne serilip tasdik etmesi için delillendirilmesi gerekiyor. Yoksa ben Kur'an'a neden inanayım? Kur'an böyle dedi. Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana haşir var dedi. Risalet var dedi. Ben de Resulüm dedi. Ne bileyim ben? Değil mi ama? Ben de Resulüm dedi. Nereden bileyim bunu? Bana anlatacaksın. Resul olması lazım. Ondan sonra ben Resul için bakacağım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olması gereken Resul özelliklerine sahip olduğunu anlayacağım. İşte imani meselelerde buradaki haşirde. Allah öldükten sonra diyor ki ayet, öldükten sonra sizi tekrar dirilteceğim. Peki bana bunun şuhudi delillerini göstermen lazım. Buradaki olduğu gibi, ayet-i kerimelerde olduğu gibi. Bakın kainata diyor. Şu kainatı yaratan, bakın nasıl ölmüş olan ağaçları, hayvanları, bitkileri nasıl tekrar icat ediyor, yaratıyor. Onlara tekrar vücut veriyor. Buradaki kelimeye iyi dikkat etmek lazım. Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyveler, tabii her seneki meyvenin icat edildiğini, yoktan var edildiğini, yaratıldığını, eskiden daha önce böyle bir vücudun olmadığını, yoktan var edilerek yaratıldığını vurgulamamız lazım. Bunları yapan birisi, sen öldükten sonra senin için yapamazsın diyorsun.
Ve bu sana da insani duygularına da öldükten sonra yapması, seni tekrar yaratması gerektiğine dair belgeler bırakıyor. Deliller bırakıyor insanda. Onları da konuşturman lazım. Ondan sonra insana şimdi rivayeten değil, gördün mü? Duygularınla, hislerinle gözlemini yaptın, gözlemleri yapıp tasdik ediyor musun diyeceğiz. Demek ki efendim Kur'an'dan delil getirelim, hadislere bakalım denildiği zaman iki noktaya çok ciddi bir şekilde dikkat edeceğiz. Bir, hangi mesele hakkında konuşuyorsun kardeşim? Bir amelin, bir yapılacak işin yapılma tarzı hakkında konuşuyorsan rivayet lazım. Yapılacak işin yapılma tarzı değil. Böyle bir iman meselesi var. Niye ben bunu yapayım ki kardeşim diyorsun? Neden ben buna inanayım ki? Nereden çıkarttın şimdi Allah var, ahiret var, peygamberlik var, Allah bize konuşuyor. Nereden çıkarttınız bunları ya? Ben bakıyorum, görüyorum, işte rüzgar esiyor, mevsimler değişiyor, bitti. Lan Allah'ın bana ne, nerede bir yerde Allah gördüm bulutların ötesinde, nerede veya yıldızlarda, ne de böyle bir öldükten sonra dirilmiş insan gördüm diyor kişi. Böyle yaratılıyoruz. Bana aklımı ikna edecek, gözümle görebileceğim deliller ile konuşman lazım. Bu birinci nokta. Ameli bir meselenin, tatbikatla ilgili bir meseleyi, uygulamayla ilgili practical bir meseleyi mi konuşuyorsun? Yoksa imanla ilgili bir meseleyi mi konuşuyorsun? Practical, ameli bir meseleyi konuşuyorsan nakil getireceksin ama ameli bir meselenin tabanında iman lazım onu yapabilmesi için. İman için ise şuhudi delillerle geleceğiz. Peki, canım vahiy var işte biz biliyoruz. Evet, evet biliyorsun. İmanla ilgili meselede artık tekrar tekrar aynı delillerle gelmeye gerek var mı? Kardeşim, nefis tekrar tekrar itiraz ediyor. İnsanlar da tekrar tekrar itiraz ediyorlar. Yeni yetişen, yeni Allah'ın yeni yarattığı nesil de tekrar tekrar sıfırdan soruyor. Her akıl bali çağına yaklaşan genç sorar. Ya bu Allah dinlerden çıkarttılar, doğru mu diye sorar. Bunların hepsine tekrar tekrar şuhudi deliller getirmemiz lazım. Yakini deliller getirmemiz lazım. Ama elimizde Kur'an var. O zaman Kur'an'ı imani meselelerde dikkat edin. Nakil kaynağı olarak değil, usul kaynağı olarak kullanabilirsin. Yani, özür dilerim, burası çok önemli bir nokta. Bildiğiniz bir mesele ama belki bu odada bulunan arkadaşlar bunu çok iyi biliyorlar ama bu ayrıma çok dikkat edilmeden din anlatılmaya, savunulmaya kalkıyor. Öylece de yani elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Dini Allah'ın çok güzel, hakikaten her insanın kabul edebileceği şekilde bize takdim ettiği dini bir bağnazlık içerisinde sürüp insanları soğutuyoruz. Kimleri iyi niyetli olanlar, kötü niyetli olanlara ne yaparsan yap zaten onların gözleri küsuf tuttuğundan yani bağnazlıkla kendi akıllarını, kabiliyetlerini, insani kabiliyetlerini öldürdüklerinden onlara hiç kimse fayda veremez, bizi de ilgilendirmez. Ama ya iyi niyetle sorup soruşturanlar, araştıranlar, kıvrananlar, acaba bu dünyanın, bu varlık aleminin hakikati nedir diye çırpınanlar var. Onlara nasıl ulaşacağız? Kur'an imani meseleleri hangi usul ile takdim ettiyse biz o usulü bulup çıkartmak suretiyle onlara muhatap olacağız. İşte bu müellif, bu zat Kur'an'ın haşri anlatma usulüyle anlatıyor. Onun için rahat bir şekilde haşri anlatırken diyor ki eğer diyor onlar şuhudi bir yakin ile şuhudi gözleriyle gördükleri, müşahede ettikleri, şahit oldukları ve dolayısıyla da emin oldukları, yani öyle diyorlar bilemem ki demeyecekleri, diyemeyecekleri bir şekilde haşr-ı umumiyi görmek isterlerse, akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla
Bakın getirin akıllarınızı getirin. Efendim akıl imanda önemli değil. İman kalp işi diyenlerin gözüne sokarız bu cümleyi. Ya kardeşim iman kalp işidir. Evet ama akıldan geçmeyen, aklın tatmin olmadığı, ikna olmadığı, yakine ulaşmadığı bir meselede kalp nasıl takdim olsun ki? Biz alem-i şehadette her meseleyi aklımızla düşünüyoruz. İmani meseleye gelince taklide başlıyoruz. İman meselesini taklit edemezsin kardeşim. Çünkü iman taklit edilmez. Amel taklit edilir. Annenin nasıl yemek yaptığı taklit edersin. Annenin yaptığı gibi yaparsın. Nasıl ticaretle uğraşıyor? Babanın yaptığı gibi yaparsın. Babanın ticaret yapma usulünü veya sanayideyse bir şeyi üretme, bir malzemeyi üretme usulünü bakar bakar öğrenirsin, taklit edersin. Ama Allah var, ben bu dünyada faniyim, öleceğim, öldükten sonra tekrar diriltileceğim meselesini taklit edemezsin. O senin kalbinde, iç dünyanda, his dünyanda, duygu dünyanda kesin emin olacağım bir şekilde yerleşmiş bir kanaat, bir karar olması gerekiyor. Emniyete ulaşmış, güvene ulaşmış bir karar olması gerekiyor. Böyle bir kararın gerçekleşmesi için ise insanın eline verilmiş olan aletlerin kullanılıp, o aletler vasıtasıyla malzemelerin toparlanıp, yani göz, kulak, burun, dil, deri, dokunma aletleriyle affedersiniz, malzemeyi toparlayıp akıl midesinde yoğurup, ya baksana geçen sene bu ağaç kışın öldü kardeşim. Ne çiçek vardı, ne yaprak vardı, ne meyve vardı üzerinde. Şimdi yepyeni çiçekler, yepyeni bir meyve yapıldı. Kim yapıyor bunu? Nasıl yapıyor bunu? Bu yeni yaratılışı kim gerçekleştirebilir diye, ne gerçekleştirebilir? Bu vücut buna, bu yeni yaratılanlara vücut nereden verilebilir diye gözünle gördüğün, dilinle tattığın lezzetin kaynağını aklınla araştırman lazım. Onun için akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla, akıllarını bırakmak suretiyle imani seyahate, imani konulara, araştırmaya giremezsiniz. Çünkü iman taklit edilmez, amel taklit edilir. İman taklit edilmez, amel taklit edilir. Bunu iyi anlayalım. Tekrar tekrar vurgu yapıyorum. Onun için imani bir konunun bizim kalbimizde yerleşmesi bilmesi için beş duyumuzla malzemeyi toplayacağız. Aklımızda, akıl midesinde yoğuracağız. Bu böyle olduğuna göre şöyle şöyle idi, şimdi böyle oldu, geçen sene bu yoktu, şimdi bu var, bunlar nereden geldi diye muhakememizi yapacağız. Bir yakine evet, bunun mutlaka kasıtlı bir yapıcısı var, bunu yapan irade sahibidir. Şuur sahibidir, hikmet sahibidir, ilim sahibidir, iradesiyle bütün bunları kasıtlı bir şekilde benim anlayacağım bir şekilde gözümün önüne sergiliyor, bana gösteriyor. Bunu yapan şunu, benim şöyle bir isteğim var, insani bir duygum var, bu duygumun gereğini niçin yapmasın ki, ona acaba gücü mü yetmiyor, malzemesi mi yok, parası mı yetmiyor, her neyse, ilmi mi yok, bilgisi mi yok, beni mi tanımıyor, soracağız bunlar. Beni yaratan beni tanımıyor olabilir mi? Beni yaratan bana vermiş olduğu duyguları vermez olabilir mi? Diye sorgulayacağız, soracağız. İşte bu akıllı da beraber bulundurmak şartıyla imani meselelerde vazgeçilmez bir unsur olarak her zaman elimizde bulundurmak zorundayız. Kur'an'ı kendimize imani meselelerin, yani şuhudi görerek,
bakarak, bizzat tecrübe ederek, bizzat yaşamak suretiyle tasdik edebileceğimiz, etmemiz gereken imani meselelerin anlaşılmasında Kur'an da bize usul olarak aklınızı kullanın diyor. Akıllarını onlar kullanmazlar mı? Onlar düşünmezler mi? Neden düşünmüyorsunuz ki? Bu anlamında o kadar çok ayet var ki, bu ayetler bize imani meseleleri aklınızla halledeceksiniz, halletmeniz gerekir. Aklı size bunun için verdim. Aklı mutlaka dünyada meslek sahibi olmak, okullarda öğretilen kitapları öğrenmek ve iyi para kazanmak için, iyi bir gelir sahibi olmak için kullanın diye vermedim. Onun için de kullanabilirsiniz ama esas maksat, yaratılışınızın esas maksadını anlamanız için verdim. Ayet-i kerimelerde usul olarak bize bu tarzda düşünmeniz gerekir mesajı veriliyor. Biz de usul olarak Kur'an'dan faydalanıp bu usul ile, Kur'an'ın usulü ile, şuhudi bir yakin ile haşr-ı umumiyi görmek isteyenlere göstermemiz lazım. Onlara diyeceğiz ki gel kardeşim, aklını da beraberinde getir düşünmek şartıyla. Düşünmeden imani meselelerde bir sonuca ulaşamazsınız. Kalbinizde iman tahakkuk etmez. Düşünmeden kalbinizde iman tahakkuk etmez. Onun için düşünerek konuşacağız. İmani, iman meselesi ayrıdır, akıl meselesi ayrıdır gibi saçmalıklarla kendimizi Kur'an'ın usulünün dışına çıkartıp Kur'ansız düşünen filozof yapmayalım. Filozof da söylenmiş bir sözdür. Filozof da söylenmiş. Yani yalnız aklın rehberliğinde öyle düşündüm, bana öyle geliyor diyorsunuz. Yalnızca aklın. Damberlerin bize getirdiği mesaj olan Kur'an'ın veya daha önceki peygamberlerin getirdiği mesajların rehberliği altında düşündüğümüzde onlar da bize aklınızı kullanacaksınız diyor. Bizim fıtratımızda aklınızı kullanacaksınız diyor. Hangi meselelerde? İmani meselelerde. Amel meselesinde naklin sahih olup olmadığını araştırmada aklı kullanacağız. Farkı iyi, dikkatli bir şekilde yerinde kullanmamız gerekiyor. Farkı fark etmemiz gerekiyor. Evet, şuhudi bir yakin ile haşr-ı umumiyi görmek isterlerse, akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde Kürre-i Arz bahçesine girsinler. Al kardeşim, düşünerek gel, yazın şu yeryüzündeki bahçeye gel. Yeryüzünde gözünle gördüğün bahçeye gir kardeşim. Acaba ağaç dallarında sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif, kudret mucizeleri, o mahlukat-ı latife, evvelkisinin, yani bir sene öncekinin, yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil. Düşün, aklı mı? Geçen senekinin öldü değil mi? Geçen seneki meyveler, geçen seneki ağaçlar, geçen seneki karıncalar, böcekler, hayvanlar, milyonlarca değişik yaratıklar ölmüştü değil mi? Şimdi bakın, aynısı, benzeri, misli, çok aynı onu hatırlatan şekilde tekrar yaratılmıyorlar mı? Var edilmiyorlar mı? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, bu vahdet-i ruhiye, yani her bir meyve bir insan gibi bütün kainatı ihata edebilecek kapasitede bir vahdete, bir tekliğe, birliğe veya bütünlüğe, belki bütünlük daha güzel bir kelime burada, sahip olsaydı, geçmiş ve gelen meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Yani aynen, şimdi bir bütünlüğü,
tüm kainat ile ilişki kurabilecek kapasitede bir bütünlüğe sahip olsaydı, yani bir insan tek başına bütün insanların kabiliyetlerini ihata edecek şekilde donatılarak yaratılıyor. Dolayısıyla bir insan bütün kainata eşit. Bütün kainattaki özellikleri, yaratılıştaki özellikleri kapsayabilecek, ihata edebilecek, anlayabilecek kabiliyette yaratılıyor. Bir insan. Tek başına. Kainatın yaratılışında, kainatı yaratanın, kainatı yaratırken gerçekleştirdiği özelliklerin hepsini anlayabilecek, ihata edebilecek bir şekilde yaratılıyor insan. Biz böyle bir şekilde yaratılan insanı, bu özellikle yaratılan insanın her birine bir vahdeti vücut vardır diyoruz. Vahdeti ruhiyeye sahiptir diyoruz. Yani her birisi tek başına bütün kainatı ihata edebilecek, kainattaki özellikleri kapsayabilecek kabiliyettedir. Hepsini anlayabilecek kabiliyettedir, takdir edebilecek kabiliyettedir. Onun için bir insan öldüğünde o insan tekrar aynen yaratılması gerekir. Aynen dediğimiz zaman vücut itibariyle aynen'i kastetmiyoruz. İnsaniyeti itibariyle aynen'i kastediyor. Yani ruhu, insan, onu insanı insan yapan vücudu değildir. Et, kemik, sinir sistemi, damar, kan damarları sistemi hayvanlarda da var. El, kol, kafa, göz, burun, kulak onlarda da var. İnsanı insan yapan özellikler insanın insani özellikleridir ki biz ona insanın ruhu diyoruz. O ruhu, insanın o ruhu aynen haşredilecek. Aynen yaratılacak. Bize böyle bir aynı yaratılışın mümkün olduğunu görmek için git aklını da al, bahçeye git, herhangi bir yeryüzünde, yaz mevsiminde, yeryüzünde geçen sene ölmüş gitmiş olan bitkilerin, hayvanların tekrar yaratılışını gör, gözlemle. Bunlar geçen sene vardılar, ölmüşlerdi. Şimdi bak aynen tekrar yenilendiler. Bunu gör. Bunu yaratan kimdir? Bunu yapan kimdir diye aklınla düşün, araştır. Evet. Bu meyvelerin, sebzelerin, hayvanların, gördüğümüz yaratıkların ruhları olmadığı için, metni okuyorum, fakat ruhları olmadığı için aralarında aynıyete yakın, aynısıymış gibi görünecek, aynısıymış gibi görünecek kadar birbirine benzeyen öyle bir misliyet vardır ki, öyle bir benzerlik vardır ki ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Yani geçen sene bir ağaçta diyelim nar ağacıydı bu. Bir nar ağacında nar meyvesini yemiştim. Şimdi kışın geldi, nar ağacı, nar meyvesi yok, ağaç kurudu. Fakat gelecek seneki yaz mevsiminde tekrar onların aynısı gibi olan bir nar daha yaratıldığını görüyor. Bunu yapan zat, bunu yaratan, bu olayı gerçekleştirip gözümün önüne seren kim ise araştı. Bunu kim yapabilir? Tesadüf yapabilir mi? Kendi kendine doğal olarak oluşabilir mi? Tabii iyidir canım, olur diyebilir miyim? Böyle bir varlığın, yaratılışın, icadın, yoktan var etmenin kendi kendine olması mümkün. Bunları araştır. Düşün, taşın, ondan sonra gel. Şimdi acaba, buradaki cümleyi okuyorum. Acaba semerattaki bu vaziyeti gören, şu ağaçlarda, meyvelerde bu vaziyeti gören haşrı istiğbal edebilir mi? Haşır yok canım. İnsan öldükten sonra tekrar insanı bu şekilde yaratan tekrar yaratabilir mi canım? Aa, olur mu böyle bir şey? Yapamaz bunu.
demek mümkün mü? Bak gözünün önünde yapıyor işte. Geçen sene ölmüş, gitmiş olan meyveleri, sebzeleri, hayvanların hepsini tekrar sanki aynısıymış gibi tekrar yaratıyor. Bunu yapan sen öldükten sonra seni niçin tekrar yaratamasın ki? Neden bu olay olmaz böyle bir şey diye inat edercesine inkar ediyorsun? Evet. Biz amaç ne diye giren kardeşim dinleyip usul konuşması yaptığımızı anlayın. Yoksa birileriyle yarışmak için konuşmuyoruz. Usulümüz ne olacak? Onu anlamak için konuşuyoruz. Hangi usulle konuşacağım? Allahsız düşünenler tesadüf diyorlar. Ben buna nasıl anlatacağım bu insanlara? Bunu konuşuyoruz. Lütfen dinlerseniz çok memnun oluruz. Ve keza okuyorum. Manevi asansörlerle lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla, bakın yerdeki suyu, suyun içerisinde gıdalarını, minerallerle karışmış olan şeklini alıyor, manevi asansörlerle, maddeten bir sebep görünmüyor ama sistemi öyle kurmuş ki, yani bizim maddi sebepleri görmememize bakma, sistemde onu yukarıya çıkartan özellikler var. Bunlarla, bu özellikleriyle ağacın, bu özellikleriyle ağaçlardaki meyvelerin, yaprakların, çiçeklerin gıdalarını yerin altından çıkartıp ağacın en üst dalına kadar götürüyor. Buralara onların gıdalarını ağacın en üst dallarına, en uç noktalarına kadar götürterek yaratan, onların gıda ihtiyaçlarını karşılayan, onların tebessümleriyle, çok özür dilerim, yeni yaratılışlar tebessümleriyle diyorum, tebessümleriyle nasıl tebessüm ediyor? Yani karnı doymuş bir insan düşünün, çok aç, çok susuz bir insan, karnı doyulduktan sonra şöyle yüzü gülmeye başlıyor, değil mi? Yani yüzümün rengi atmıştı, şimdi bak diyor insan o haliyle, ya yüzüme kan geldi, yüzü gülmeye başladı, karnı doydu. İçi kainatı, şu arzı, şu yeryüzünü yaratan da o ağacın uçlarına öyle çiçekler, öyle yapraklar, öyle meyveler yaratıyor ki onların gıdalarını, ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman bakıyorsunuz susuz kalmış bir ağacın yaprağı nasıl solup üzgün üzgün bize bakıyor. Bana su verin diye. Nasıl? Ama su verdikten sonra nasıl parlıyor, canlanıyor. Bize tebessüm ediyor. Yani memnun oldum. Benim yaratıcım benim ihtiyacımı karşıladı. Sanki insan cinsinden konuşacak olursak karnımı doyurdu, susuzluğumu giderdi, ihtiyacımı karşıladı diyor. Onun için tebessümleri güzel bir kelime burada. Tebessümleriyle arz-ı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri, yani bakıyorsunuz parlak parlak, tatlı tatlı, gel beni ye, benimle sen de memnun ol dercesine bizi kendisine davet eden rengiyle, güzellikleriyle, kokularıyla, hatta olgunlaştıkları zaman dallarının kopmak üzere korumalarıyla, yani kendi sapları tutundukları dallarda meyve olgunlaştıkça kurumaya başlıyor. Eğer insanlar gelip toplamazsa yere düşüyorlar. Yere düşüp çürümekle üzülüyorlar. Bize çürümüş meyveyi bak biz sevmiyoruz. Bize diyor ki yaratıcı, ya beni eğer toplayıp alıp kullanmazsan ben de çürürüm böyle işte. Gel beni ye. Bedava. Gel beni ye diyor. Bedava. Yani tebessüm ediyor. Bize kendilerini takdim ediyorlar. Gelin rızık olarak bizi kullanın. Yoksa rızık olarak kullanmazsanız çürüyüp gideceğiz. Yani Allah'a tasarrufta bulundurmuş olmuyorsunuz yaratıcıya diyor. Allah'ın yaratıcının ne kadar gani, ne kadar sonsuz kudreti olduğunu, sonsuz nimetleri yaratan, hazinesinin sonsuz olduğunu bize göstererek siz yemediğiniz, kullanmadığınız zaman
zannetmeyiniz ki iyi bir şey yaptık. Daha kötü bir şey yapmış oluyorsunuz. Onun için israf etmeden, bizi çürümeden yiyin diyor. Yoksa yasapları kuruyor, düşüyor, çürüyorlar. Yani bize tebessüm edip kendilerini bize takdim ediyorlar. Bize gelin, bizden faydalanın diyorlar. Tatlı tatlı dut, kayısı gibi meyveleri örnek olarak vermiş burada. Bu meyveler kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmektir. Yine kuru, camit bir tahta. Tahta ağaç dediğin tahta. İşte bu ağaçtan bakıyorsunuz, ağaçtan dut meyvesi yaratılıyor. Çıkartılıyor, icat ediliyor. Ya ağaçtan dut çıkar mı? Yani sihir gibi. Evet, mucize gibi. Evet, mucize gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlara bakacağız. Odundan kayısı meyvesi çıkıyor. Sulu, tatlı. Odundan dut çıkıyor. Şeftali çıkıyor. Nar çıkıyor. Muz çıkıyor. Armut çıkıyor. Erik çıkıyor. Ya bu odun kardeşim. Evet. İşte bunu yapan odundan o bize kendilerini kokusuyla, rengiyle, güzellikleriyle, tatlarıyla bize kendilerini takdim eden, bize tebessüm eden, gel gel beni ye diyen, güzel güzel çiçekler açtırmak suretiyle bize, size güzel haberimiz var müjdesini veren, bu yaratılış düzenini gerçekleştiren, bize diyor ki ben böyle işte odundan size böyle güzel nimetler ikram ederek ve edecek şekilde bir yaratılış gerçekleştiriyorum. Bakın, bunu yapan birisi olarak siz ölüyüp çürüdüğünüzde sizin çürümüş odun, çürümüş odunlar gibi olan kemiklerinizden de böyle bir şey tekrar yaratmam neden sizin için, aklınız için mümkün değil gibi görünsün? Veya siz mümkün değil diyebilirsiniz ki, imkansız. Neden inkar ediyorsunuz? Bak bunları yapıyorum işte gözlerinizin önünde. Size bu şekilde muamele ediyorum. Size kendimi bu şekilde böyle bir dünya yaratmak suretiyle tanıtıyorum. Ben böyle bir yaratıcıyım diyorum. Düşün, aklını kullan. Bunları bu şekilde yaratan olarak ben tekrar seni öldükten sonra neden yaratamayım ki? Neden yaratmış olmayayım ki? Sana böyle bir ruh veriyorum. O ruh ile ebedi saadet, ebedi mutluluk, ebedi hayat, ebedi varlık istiyorsun. Bu özelliklerle seni yarattım. Neden bu özelliklerine cevap vermeyeyim ki? Vermeyecek olsaydım neden sana bu özellikleri vererek yaratayım ki? Bütün mesele şu alemde gözümüzün önünde gerçekleşen yaratılışın, varlığın kendi kendine olamayacağını, tesadüfen olamayacağını, tabii olarak kendi kendine olamayacağını karar altına alan bir akli düşünce, akli muameleye, bir düşünceye tabi olmamız, yani aklımızı kullanıp bu kendi kendine olamaz kardeşim dememiz şart. Bunu dedikten sonra bunu yapan, haşride yapan sonucuna ulaşmak yine aklımızın gereğidir. Aklımızın vardığı, ulaştığı bir sonuçtur. Burayı tekrar okuyorum. Güzel bir yerdi bu. Manevi asansörlerle lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla tebessümleriyle arz-ı didar eden, kendini bize arz eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve cami bir ağaçtan ihraç ve icat etmekte. O kuru, camit bir ağaçtan çıkarıp onları yepyeni yaratmakla, yeniden vücut vermekte. O kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayattar antika bir şekle koyan, ya kuruydu şimdi yepyeni taze meyveler veren canlı oldu. Antika bir şekle koyan kudret-i ezeliyeye, bunları gerçekleştiren sonsuz kudrete
haşr-ı umumi ağır gelir. İnsanların tekrar böyle yaratılması zor olur mu? Akıllını kullan kardeşim. Evet, haşa. Bu latif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Haşa. Bu latif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan, dikkat edin, latif masnuatı, nazik, canlı, dipdiri masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bunu yapan her şey yapar. Beni tekrar yaratır, benim ruhumu ebedi kılar, vücuduma, vücudumu tekrar mesnet yapar. Yeni yaratılışım, yeni şartlarına göre gerçekleştirir. İşte yapıyor, gözümüzün önünde görüyoruz. Bu bedihi bir meseledir. Akıl için ap açık, gözümüzün önünde gerçekleşen bir durumdur. Fakat gözleri kör olanlar görmüyorlar. Ve biraz daha ifadeyi değiştirelim. Gözleri küsuf tutmuş olanlar, ön yargılarıyla dini inkar etmek için kendisini şartlandırmış, ön yargılı, bağnaz, örümcek kafalılar bunu görmek istemiyorlar. Bu gerçeği gözleriyle görüp tasdik etmek istemiyorlar. Onların kendi tercihleridir. Biz onları kendi tercihleriyle baş başa bırakırız. Ve biz gördüğümüz, müşahede ettiğimiz delillere göre kararımızı veririz. Bu işleri yapan, baharı yaratan, yazı yaratan, kainatı bu şekildeki yaratan, bu şekilde gördüğüm şekilde, müşahede ettiğim, anladığım şekilde, yani bizzat yayım olduğu şekilde yaratan, mutlaka haşri de beni de tekrar yaratacaktır. Yaratabilir ve yaratacak. Çünkü beni böyle bir yaratılışı arzulayan özellikle yaratmıştır. Elhamdülillahi ala nimetil İslam. İşte Kur'an'ın rehberliğinde, Kur'an'ın usulüyle imani meseleleri tasdik etme örneğinin kısaca bir tatbikatını yapmış oldum müellif burada. Allah razı olsun. Peki efendim, ses gitti. Kur'an'ın imani meseleleri anlatan usulüyle küçük bir örnek gördük burada. Haşir meselesini anlatan bir parçaydı. İnşallah yarın tekrar görüşelim. Pazar günü görüşelim ve önümüzdeki hafta zannediyorum tekrar ben katılabilirsem, dinleyici olarak katılacağım. Katılamazsam arkadaşımız devam edecek. Martin arkadaşımız çarşamba gün, yoksa yarın tekrar görüşürüz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.